Sürdürülebilir Evlilik Domates Yetiştirme Atölyesi başlıyor. İlk bölüme hoş geldiniz. Atölyemizin ilk bölümünde bahsedeceğimiz konu domateslerin daha hayatlarına başlamadan önce hepimiz tarafından aslında az çok bilgi sahibi olmamız gereken konulardan bir tanesi. Domates türleri. Tohumdan yetiştirmek ya da fideden yetiştirmek hiç fark etmez. Hangisini yaparsanız yapın, domates türlerini sizin bulunduğunuz bölgeye uygun mu değil mi tanıyıp karar verebilmek için öncelikle bu konuda biraz olsun bilgi sahibi olmakta fayda var. O yüzden ben ilk bölümü domates türlerine ayırmaya karar vermişim ama size atölyenin başlangıcını duyurduğum videoda bir şey rica etmiştim. Lütfen domatesler üzerine düşünün ve domates yetiştirmekle ilgili aklınıza takılanlar varsa sorun. Çünkü benim aklıma bahsetmek gelmeyebilir diye iyi ki böyle bir şey yapmışız. Özellikle ilk bölüm için çok güzel sorular geldi ve onlardan bir tanesi de tohumlarla ilgiliydi. Az sonra sorularınızı paylaşacağım ve değineceğimiz noktalardan bahsedeceğiz. Ama tohumlar konusu gerçekten önemliydi ve benim aklıma daha önce genel olarak tohumlardan bahsederken atalık ve hibrit konularından bahsettiğim için bu atölyede tohumlardan bahsetmek gelmemişti. Ama şimdi tohumları da eklediğimiz için birinci bölüm çok daha kapsamlı ve çok daha faydalı bir bölüm olacak. Ben buna inanıyorum ve bence hoşunuza da gidecek. Bugün domates türlerinden bahsedeceğiz, tohum türlerinden bahsedeceğiz ve sizin kendinize uygun türleri, tohumları seçerken nelere dikkat edebileceğinizden ufak ufak bahsederek geçeceğiz üzerinden. Atölyemizin ilk bölümü, o yüzden tekrar hoş geldiniz diyorum. Umarım verimli bir atölye olur hepimiz için. Yine aklınıza takılan şeyler olursa sormaya devam etmeyi lütfen çekinmeyin. Sorularınızdan bahsedelim. Sonrasında da atölyemizin ilk konusuna hemen giriş yapalım. Atölyemizde bahsedilmesini istediğiniz konular ve sorulardan hemen kısaca bahsedeceğim ve sonrasında tekrar tohumlardan ve domates çeşitlerinden devam edeceğiz konuşmaya. Sevgili Nesrin Söylemez, bu seri tam ihtiyacım olan şeydi demiş. Sorum şu, diyelim ki tohum olarak atalık ve yerel bir tohum bulamadım. Elimdeki tohumu şartlara uygun hale getirmek mümkün olur mu? Şu anda elimde maalesef sadece pazarlarda satılan tohumlardan gidenlerden var. Cevaplarsanız sevinirim. Çok teşekkür ederim demiş. Sevgili Nesrin Söylemez'in bu sorusuyla birlikte aslında ben tohum konusunu birinci bölüme eklemeye karar verdim. Hepsine değinmeye çalışacağım. Sevgili Evren de yine aynı şekilde. Malum tohum var, tohum var. Gerçek domates tohumunu elde etmek için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Sağda solda satılan tohumlar değil de saf domates tohumu olarak soruyorum. İnşallah ifade edebilmişimdir demiş. Kolay gelsin diye eklemiş. Teşekkür ediyorum. Bundan da bahsedeceğim. Özellikle hibrit ve atalık domates konusunda insanların gerçekten kafaları karışıyor. Genel olarak bütün her şey için aslında salatalık, kabak hepsi için geçerli bu. Belki biraz olsun sorulara cevap olmuş olur. Bu konudan da detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Sevgili Ayfer Tümaç, en zoru tohumdan çimlendirme demiş. Ayrıntılı olarak tohumdan çimlendirmeden bir sonraki bölümde bahsedeceğiz. Önce bir tohumları tam olarak tanıyalım. Sonrasında çimlendirme konusu gelecek. Harika bir konu demiş sevgili Özlem ve en merak ettiğim şey budama konusu. Bir de balkonda saksıda yetiştirme yapanlara verimi artırmak açısından öneriniz olursa çok sevinirmiş. Ben mesela ayrı olarak saksıda yetiştirmekten bahsetmeyecektim. Çünkü benzer şekilde yöntemler kullanılıyor ama saksı için özellikle biz İstanbul'da saksıda yetiştirme yaparken kullandığım bazı ipuçları vardı. Onları da sizin sorunuzla birlikte eklemeye karar verdim atölye konuları içerisine. Saksı için özellikle bir bölüm yapacağım. Umarım faydası dokunur. Sonra hayret nasıl yaşıyorum? Merhaba, sizi çok beğeniyorum. Çok faydalı bilgileriniz var videolarda. Ben Almanya'dayım. Çok az güneş oluyor genelde baharda. Türkiye'den getirdiğim tohumları Mart sonu ektim kaplara. Sonra geçen hafta bahçeye aldım fidelerimi ama bugün baktım çok cansız görüntüleri var. Yapraklarında solma var. Dikimden sonra gübre koydum dibine ama bilmiyorum düzelir mi demiş. Bundan da bahsetmek istiyorum açıkçası. Özellikle yetiştirme kısmında fideler toprağa koyulduktan sonra için ayrı bir bölüm yapmayı istiyorum atölyemiz içerisinde. Detaylı olarak bahsedeceğim.
Sevgili İnci Doğu, tecrübelerinizden istifade edeceğim inşallah. Ben baş aşağı domates nasıl yetiştirilir denediniz mi, kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Baş aşağı domates de aşağı yukarı aynı şekilde yetiştiriliyor. Genel olarak kullanılan türler arasında cüce türler ya da saksı yetiştirmesine uygun türler kullanılıyor. Yine tohumlardan bahsederken cüce türlerden de bahsedeceğiz. Sevgili Hülya Çağatay, evet beni de tohumdan yetiştirdiğim domates fidelerim toprakla buluşturalı bir hafta oldu demiş. Onların bu gelişimine şahit olmak insanı çok mutlu ediyor gerçekten. Acemice yaptığım küçük bahçeme videolarınızın katkısı çok. Sizi ilgiyle takip ediyorum demiş. Bu çok mutluluk verici bir yorum. Teşekkür ediyorum. Henüz 2 senedir bu iş için kolları sıvadım, bilmediğim çok şey var. Bunlardan birisi de fidelerime hiç acımayan salyangozlarla nasıl baş edebilirim demiş. Fideleri toprağa aldıktan sonraki videodan sonra hemen hastalıklardan ve genel olarak zararlı olabilecek şeylerden domatesleri nasıl koruyacağımızdan bir bölüm halinde tamamen bunlara ayırarak bahsetmek istiyorum ben de. Zararlardan bahsederken bundan bahsedeceğim ama yiyebilecekleri başka şeyler de vermeniz lazım etraftaki hayvanlara ki tamamen fidelerinizi sarmasınlar. Ben tohumdan denedim. İlk tohumlarımdan bir tek yaşayan var. Şimdi çıkanlardan 20'ye yakın fideden 4 tanesi çok güçlü. Daha irice tohumlar. 83 yaşındaki bir komşu teyzeden hediye atalık tohumlar demiş sevgili Çiğdem Abalı. Ne güzel. Umarım hepsini hayatta tutabilirsiniz. Paylaşacağımız bilgilerle birlikte. Sevgili Serdar Bozaslan, beklediğim konu başlığı geldi sonunda demiş. Sevindim. İşe yarayacak olmasına. Çok teşekkürler. Fidelerimi ektim. Pür dikkat sizi izliyorum. En çok merak ettiğim konu acı biberden vesaire doğal ilaç yapıp atıyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine az önce bahsettiğim bölümde zararlılar, parazitler veya hastalıklarla nasıl başa çıkabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Örneğin ektiğim fasulyelerin yaprakları topraktan çıkar çıkmaz bir şey tarafından yendi. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Her şeyi akışına mı bırakmamız gerekiyor? Teşekkürler demiş. Aslında bu noktada şunu yapmamız gerek, bunu yapmamız gerek diye bir şey söyleyemem. Ben ancak kendi yaptığım şeyden bahsedebilirim. Çünkü bahçe konusu da pek çok diğer konu gibi aslında herkesin kendi varmak istediği noktaya göre izlediği yollar var. Bizim için minimum zararla ve maksimum doğanın kendi işleyişiyle süreç devam ettiği için biz gerçekten çoğu şeyi akışına bırakıyoruz. Bizim de fasulyelerimiz topraktan çıktığı zaman yenebiliyor. Hepimizin başına geliyor. Şimdi bu noktada ne yapmak istediğiniz size bağlı. İsterseniz etraflarında tabii ki önlemler alabilirsiniz ama şöyle düşünmek lazım. Topraktan yeni çıkan bir şeyin yenmesi bence özellikle fasulye gibi her an ekilebilecek bir şeyin ya da işte tuzak bitki olarak koyduğunuz şeylerin tüketilmesi kesinlikle ve kesinlikle mesela 3 aydır gözünün içine baktığınız ve sezonun çok daha kıymetli olan domatesin zarar görmesinden daha iyi. O yüzden mümkün olduğunca ben doğadaki işleyişi kabul ediyor ve daha çok emek verdiğim şeylere zarar gelmesindense yeni olan ve hemen yerine koyulabilecek şeylerin zarar görmesini yeğliyorum açıkçası. Çünkü az önce söylediğim gibi onlara bir şey vermezseniz aç kalacaklar. Yani orada bir şeyi tüketmeleri lazım. Ya bütün doğal hayatı oradan söküp atmak için zehirlere başvuracaksınız. Ya da onlarla birlikte geçinmeyi öğreneceksiniz. Ki bu da 1 yılda 2 yılda olacak bir şey değil. Yıllardır uğraşıyoruz ve hala tam olarak anlamış değiliz. Ama yavaş yavaş onlara adapte olmaya başladık açıkçası. Tuzak bitkilerden de ayrıca bahsedeceğim. Hem domates için hem de bahçenin geneli için. Bu yüzden burada çok uzatmıyorum ama eğer az emek verdiğiniz şeyler zarar gördüyse bence kendinizi her zaman şanslı saymakta ve hemen yerine koyup yenilemekte fayda var. Çoğu zaman diğerleri de zarar görebiliyor. O yüzden ihtiyacınız olanın bir tık üstünde kurda, kuşa, aşa diyerek ekiyorsunuz. Ve içiniz rahat bir şekilde ne yapalım artık kader, kısmet, tabağımıza gelecek olan kısmet neyse ona razı olduk diyorsunuz. Daha fazlasına göz koymuyorsunuz. Fazlası gelirse yaşasın deyip paylaşıyorsunuz. Bizim izlediğimiz yol bu. Bu soru kıymetli bir soru sevgili Serdar Bozaslan. Sonrasında tekrar bahsedeceğim bunlardan. Teşekkür ediyorum. Şimdi tohumlara ve çeşitlere geçelim. Sonunda tekrar nelerden bahsetmeyi düşündüğümü ekleyeceğim. Sizin eğer aklınızda kalan, aklınıza gelen bir şeyler varsa onları da hemen aşağıya not ederseniz aralara yine bölümlerin aralarına sıkıştırıp domates konusunu yoğun bir şekilde işleyip eş zamanlı olarak bahçede de göstererek ilerlersek
önümüzdeki sezon içinde, bu sezon içinde zannediyorum hepimiz için faydalı bir süreç olacak. Şimdi domates türleri, dünyada 10 binden fazla domates çeşidi olduğu düşünülüyor. Düşünebiliyor musunuz? 10 bin çeşitten fazla domates var. Ve o kadar geniş bir skalada ki soğukta yetişenler, sıcakta yetişenler, sıcak dayanıklılığı olanlar, hastalık dayanıklılığı olanlar, parazit dayanıklılığı olanlar. Hepsi bambaşka bir şey oluşturuyor ve hepsinin başka başka özellikleri, aromaları, kokuları, yetişme şekilleri, büyüme süreçleri, hasat süreleri, bambaşka domates türleri dolu. Hepsinden bahsetmem mümkün değil. Hepsini zaten bilmem de mümkün değil ama ben kendi bildiğim kadarıyla birkaç özellikli noktaya göre domates çeşitlerinden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi domatesin yetişme şekli olacak. Ne kadar büyüyor, nasıl büyüyor ona göre sınıflandıracağız. Sonrasında da domatesin türlerine göre sınıflandıracağız. Meyve şekillerine, meyve yoğunluğuna göre ve en sonunda da tohumlara göre sınıflandıracağız. Tohum konusu biraz daha ayrıcalıklı olduğu için konuşmanın sonuna bırakacağım tohum konusunu. Ve bu arada da kendinizin yetiştirebileceğiniz türlere, kendi yetiştirme şekliniz, yetiştireceğiniz alan, sezon uzunluğunuz vesaire neleri dikkat ederek nasıl karar vereceğinizden de arada kısaca değineceğim. Tohum seçimi ve tür seçimi yaparken, fidelerinizi alırken ne yapabilirsiniz diye. Şimdi öncelikle domatesleri büyüme şekillerine göre bir sınıflandıralım. Pek çoğunuz bunları zaten duydunuz ama kafaları karıştırıyor bazen. Oturak domates, sirik domates ve cüce domatesler var elimizde. Genel olarak ayırabileceğimiz 3 sınıf. Oturak domatesler çok fazla uzamayan ve büyüme alanı olarak çok 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 geniş alan istemeyen, genel olarak çiçeklerini birlikte açan, meyvelerini birlikte olgunlaştıran, birlikte hasata gelen ve sonrasında kendi sezonu içerisinde sizi terk eden domates türü. Sırık domates aslına bakarsanız sadece sırığa çekmek anlamına gelmiyor. Sırık domates demek hani sırık gibi boyu var deriz ya, o anlamda boyu çok uzayan ve sezonu bitmeyen domates. Siz ona bakım verdikçe o büyümeye devam ediyor. Siz ona baktıkça neredeyse donlara kadar çiçek açıyor, meyve veriyor. Yani oturak domatese göre oldukça farklı domates türleri. Hem yetiştirme şekli açısından hem de sezonu açısından. Bir de cüce domatesler var. Bunlar genelde saksıda yetiştirmeye uygun olan domatesler. Çok fazla uzamıyorlar, çok fazla dallanıp budaklanmıyorlar. Yine oturaklar gibi çiçeklerini mümkün olduğunca bir kere de açıyorlar, meyvelerini bir kere de veriyorlar, olgunlaşıyorlar ve sonrasında sezonlarını bitirip sizi terk ediyorlar. Oturak domates ve sırık domates arasında insanlar çok gel git yaşarlar. Acaba benim türüm oturak mı, benim türüm sırık mı? Buna nasıl karar vereceğim? Ben bunları, bakın burada konuşacağım şeyler bilimsel ya da akademik bilgiler değil. Bunlar benim zaman içerisinde kendi edindiğim tecrübeye dayanarak, gözlemlerime dayanarak çıkarttığım sonuçlar. Hepsi çıkarımlardan ibaret olduğu için bunu sadece bir paylaşım olarak görüyorum. Bu doğrudur, böyle yapılır anlamında değil. Farklı farklı yöntemleri var. Ben yanlış bir yoldan giderek doğru bir yere de ulaşıyor olabilirim, bilmiyorum ama genel olarak gözlemlerimi paylaşacağım sizinle. Sizin de gözlemleriniz tutarsa ona göre kararınızı verirsiniz. Oturak ve sırık domates yetiştirmesi açısından aralarında çok büyük farklar var. Nasıl farklar bunlar? Bir kere oturak domates çok erken çiçek açıyor. Sezon erkenciliği açısından değil, kendi büyüme evresindeki erkenlikten bahsediyorum. Yani bitkinin boyu daha neredeyse 15-20 santimken çiçek tomurcuklarını görmeye başlıyorsunuz ve sonrasında onlar çiçeğe dönüşüyorlar. Ve genel olarak sadece gövdesinde değil aynı zamanda yaprak uzantılarında da çiçek çıkartabiliyor. Türünüzün oturak mı sırık mı olduğuna genel olarak öyle karar vermeye çalışabilirsiniz. Tamamen doğru değil, bazı türlerde farklı da var. Çünkü bazısı yarı oturak yarı sırık. O yüzden karıştırabilirsiniz ama genel olarak yapraktan açanlar oturağa daha yakın. Gövde üzerinde çiçek salkımı gördüğünüz, meyve salkımı gördüğünüz domatesler sırık türe daha yakın olma olasılığı daha yüksek. Benim bugüne kadar yaptığım gözlemlerden çıkarımım. Çünkü oturak domates
erkenden çiçeklerini açıyor ve sonrasında hemen meyveye dönüştürüyor ve yavaş yavaş onların hepsini birlikte olgunlaştırmaya çalışıyor. Sırık domateste ise çiçek salkımı oluşuyor, çiçeğe dönüşüyor. Sonrasında hemen üstünde bir çiçek salkımı daha oluşuyor. Buradaki çiçekler meyveye dönerken buradaki çiçekler açılıyor. Buradaki meyveler olgunlaşmaya başlayacağı zaman burada yeni meyveler oluşuyor. Yani sırık domatesin süreci oturaktan biraz daha farklı. Bu yüzden de bizim onlara uyguladığımız şeyler daha farklı. Budama ve bakımdan daha sonra bahsedeceğim. Sırık domates kesinlikle budanmalı mı? Oturak domates ne yapılır? Nasıl davranmalıyız? Ama daha önceki budama videolarımıza da yine göz atabilirsiniz. Uygulama atölyemizin domates yetiştirme atölyesinin içerisinde yine sırık domatesle ve oturak domatesle ilgili bilgiler verirken budamalarından yetiştirme bölümünde bahsedeceğim. Fakat şu an budamayla ilgili bilgiye ihtiyacınız varsa daha önce bundan ayrıntılı olarak bahsetmiştim. O videoya göz atabilirsiniz. Budama videosunu yine açıklamalar kısmına sizin için bırakırım. Bir bakarsınız budamayla ilgili fikre ihtiyacınız varsa. Ama kafa karıştıran şeylerden bir tanesi illaki budanmalı mı? Ne zaman budanmalı? Bunlardan yine yetiştirme videosunda detaylı olarak bahsedeceğim. Sabrediniz. Sırık ve oturak domatesin önemli farklarından bir tanesi de kullandıkları alan ve meyve verimi. Ne yapıp ne edip illaki öncesinde oturak mı sırık mı karar vermeniz lazım. Türünüzün neyi kullanacağınıza ve ona göre bir alan ayırıp ona göre ekimini dikimini yapmanız gerekiyor. O yüzden tohum ve fide alacağınız, temin edeceğiniz zaman ya da kendi bitkilerinizden önümüzdeki yıl için atalık ayıracağınız zaman bunu bir göz önüne alın. Nasıl bir alan ayıracağım? Nasıl bir yetiştirme yapmak istiyorum? Oturak mı olsun, sırık mı olsun? Ben şunu önerebilirim size. İkisi arasında seçim yaparken dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi sezon uzunluğunuz olsun. Eğer uzun ve rahat rahat yetiştirebileceğiniz bir sezonunuz varsa, mesela ülkemizin daha az don alan, daha bol güneş ışığı gören noktalarındaysanız, bahçeniz ya da yeriniz, saksılarınız, terasınız, balkonunuz müsaitse ve işçilikten kaçmıyorsanız sırık domatese şans verebilirsiniz. Ama alanınız kısıtlı. Küçük yetiştirmeler yapıyorsunuz, az zaman harcayabiliyorsunuz. Mesela çalışıyorsunuz, gözden kaçırabilirsiniz, bakımını atlayabilirsiniz. O zaman oturak domates sizin için daha keyifli ve daha tatmin edici olacaktır. Bunların hepsini düşünerek eğer çeşitlerinize karar verirseniz daha keyifli bir üretim süreci sizi bekleyecek demektir. Oturak domateste bakım daha az ama meyve tatmini daha az aynı zamanda. Çünkü sırık kadar sürekli bir üretim yok. Ama sırıkta da ekstra efor sarf etmeniz gerekiyor ya da ekstra alan vermeniz ve ekstra yayılma imkanı, ayakta kalma imkanı sağlamanız gerekiyor. Bunlardan yine bakım videosunda bahsedeceğim. Bunun dışında sırık ve oturak domates arasında benim için yetiştirme açısından bariz farklardan bir tanesi oturak domateste biraz daha fazla meyve olgunlaşmasını beklemeniz gerekiyor. Yani süreciniz daha uzun. Oturak domateste çiçeği görüyorsunuz, meyveyi görüyorsunuz, meyve oluşuyor. Aynı anda diktiğiniz bir sırık domatese göre çiçek ve meyve çok daha hızlı bir şekilde olgunlaşıyor ve diğerine geçiyor. O yüzden de ikisi arasında eğer daha hızlı, daha çabuk ve daha efektif bir şekilde sonuç almak istiyorsanız sırık domatese biraz daha fazla şans vermenizi önerebilirim. Ama keyifli işte çiçeğini izleyeyim, meyvesini izleyeyim, bana keyif versin yeter diyorsanız. Yani amacınız üretim değil, zaten birkaç fideyse ve efor, dediğim gibi az önce fiziksel efor çok önemli. Mesela herhangi bir bel rahatsızlığınız varsa, herhangi bir zaman kısıtınız varsa, herhangi bir çalışma engelleyici durumunuz varsa oturak domates tam size göre. Çünkü işi çok az ama keyfi işe göre çok daha bol. Cüce türlerde aynı şekilde yine saksılarda özellikle çocuklarla çalışırken, çocuklarla birlikte bu yetiştirmeleri yaparken ilk yıllarda özellikle çocuklarınız daha büyük bitkilerin bakımını başarabilecek kadar bilgili değilse buna cüce türleri de ekleyerek onlar için küçük bir sebze yatağı ya da saksı hazırlayıp onlara
aa bak bu senin domatesin derseniz, çünkü hiçbir şekilde bakım istemiyor. Mesela cüce çeriler, saksılarda gördüğünüz o kompakt halde kalan çeriler bir kere de açıyor, güzel güzel kırmızı domateslerini veriyor ve sonrasında hiçbir bakım istemeden size hasat imkanı sağlıyor. Biz Luna küçükken Luna'ya öyle saksılar, öyle sebze yatakları hazırlıyorduk ve kendisi domateslerinin bakımını yapıp sulamasını yapıp sonrasında hasatını yapıyordu. Çok eğleniyordu. Şimdi artık bizimle birlikte o da diğer türlere geçiş yapıyor yavaş yavaş. Başlarken çocuklarınızı doğaya alıştırmaya çalışırken onların biraz daha özgür bir alanı olsun istiyorsanız cüce türleri tercih edebilirsiniz. Ya da alanınız kısıtlıysa küçük saksılarda, işte tezgah üzerinde, masada ya da pencere önünde yapıyorsanız bu işi, cüce türler yine tam size göre diyebilirim. Çok 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 keyifli ve ekstra bir bakım istemiyor. Oturak, sırık ve cüce türler dedik. Şimdi bunun yanında başka bir sınıflandırma şekli daha var domatesleri. Meyve şekillerine ve meyve tutumuna göre sınıflandırıyoruz. Daha önce sofralık domates diye bir tabir duymuşsunuzdur. Genel olarak tezgahlarda bulabildiğiniz türler standart domatestir. Sofralık domates türü. Bunun gibi aslında birkaç çeşit daha var. Çerileri biliyorsunuz. Çerilerin yanında armut ve üzüm olarak adlandırılan domates türleri var. Armut ve üzüm domatesler ve çeriler daha küçük. Ve şekil olarak işte çeriler yuvarlak olanlar, armutlar böyle ampulümsü, üzümler de oval, üzüm şekline benzeyen domates türleri. Bunlar genel olarak salkımlar halinde yetişen ve genel olarak atıştırmalık olarak yine salataların arasında kullanılan ya da soslara çok yakışan, yemeklere çok yakışan türler. Çeri, armut ve üzüm, bunları aynı sınıfa alabiliriz. Minik domates türleri. Standart domatesler dedik, sofralık domatesler. Bunlar da orta boy domatesler. Sulu, o an yemelik, tadı yerinde, hafif tuzlu domates türleri. Bunların da bir üstü daha büyük olan, daha iri domatesler. Onlar da beef stick olarak adlandırılıyor. Türkçesini bilmiyorum, şu an aklıma gelmedi ya da varsa da. Beef stick domatesler de genelde 400 gramın üzerinde. 400 gramdan 1,5 kiloya kadar büyüyebiliyor beef stick türlerinden. Bu türlerde yine iri türler. Domates sayı verimi daha az ama kiloya vurduğunuzda yine güzel verim alabildiğiniz türler. Yine sezona göre değişiyor. Bunların olgunlaşması biraz daha uzun süreceği için uzun sezonu olan rahat yetiştirebildiğiniz yerlerde tercih etmek lazım. Bir de bir tür daha var. Onlar da salçalık türler. Roma türleri deniyor onlara. Ve bu bizim Bursa domatesine benzeyen hafif oval yapılı ve suyu az olan, sosta, salçada iyi olarak kullanılabilen, verimli olan türler. Bu dört tür arasında da yine kendi kullanım amacınıza göre, kendi sevdiğiniz tada göre seçimler yapabiliyorsunuz. Mesela tatlı domates seviyorsanız çeri ya da üzüm domatesler sizin için daha uygun olacaktır. Daha tuzlu, daha etli ve daha geleneksel aromaya yakın seviyorsanız beef stick denilen büyük domatesler size daha uygun olacaktır. Ama biraz daha beklemeniz ve biraz daha emek vermeniz gerekecektir. Bunun yanında sofralık, işte öyle kahvaltılık, her zaman orada domatesim olsun, normal zamanda yetişsin, işte çok fazla beni yormasın derseniz standart domatesler ve bir de İşte saklamaya, kurutmaya, sosa, salçaya da uygun olsun. Çünkü ben aynı zamanda kışlık olarak da yetiştirmek istiyorum. Raf ömrü benim için biraz daha önemli derseniz Roma domatesi türleri, yani salçalık olan türler sizin için uygun olacaktır. Yetiştirdiğiniz türü seçerken buna da dikkat etmeniz önemli. Çünkü ihtiyacınızı karşılaması önemli. Mesela işte sofralık domateslerden fazlaca yetiştirirseniz ama aynı zamanda salça da yapmak istiyorsanız verdiğiniz emeğin önemli bir kısmı suya gidecek ama sonrasında buharlaşıp havaya karışacaktır. Ama aynı zamanda salçalık bir türde üretirseniz iki tarafı birden tatmin eden güzel bir sürece girmiş olursunuz. Ne için kullanacağınız, ne kadar tükettiğiniz, bunların hepsi üreteceğiniz domates türünü seçerken çok önemli. Özellikle tohum ve fide temin ederken buna dikkat etmeniz lazım. Tekrar buranın üzerinden şöyle bir geçecek olursak, atalık ya da hibrit fark etmez. Türüm oturak mı, sırık mı, cüce mi ya da standart
sofralık bir domates mi? Çeri domates mi? Beef stick mi? Çok mu büyüyecek? Benim alanım bunu kaldırabilecek. Mesela beef stick de eğer sırık türde seçtiyseniz muhakkak bir destek sağlamanız lazım. Ve güneşi olduğu gibi görebilen bir noktada yetiştirmeniz lazım ki domates olgunlaşabilsin. Bunları sağlayamıyorsanız mesela daha kuzey cepheli bir balkondaysanız, sezonunuz kısaysa beef stick'ten çok fazla bir verim alamayacağınız için yetiştirme emeğinizde o anki yaşadığınız hazda, heveste boşa gidecektir. Türler çok önemli. Şimdi gelelim tohum konusuna. Tohum konusundan bahsederken yine biraz daha bu konulara belki değiniriz. En başında daha sezon hiç başlamadan bütün araştırmalarınızı yapmanız lazım. Kendi bölgenizi tanımanız çok önemli. Bunun için size önce, hiçbir şeye başlamadan önce bahçe nasıl kurulur videolarını ve balkon bahçeciliği, bahçecilik videolarımızı izlemenizi ısrarla öneriyorum. Bahçe nasıl kurulur videoları ve bahçecilik videolarının tamamı içlerinde çok güzel ipuçları barındırıyor ve gerçekten önemli noktalarda kafanızdaki karışıklıklara cevap olabilir. O yüzden lütfen hiçbir şey yapmadan önce muhakkak bahçe nasıl kurulur, nelere dikkat edilir, teknik detaylar neler, o videoyu bir gözden geçirin. Tohum konusu önemli. Neden önemli? Çünkü ileriye dair bir fikriniz varsa, özellikle sürdürülebilir bir bahçe istiyorsanız, bir tür sizin olsun, alanınıza alışsın ve sonrasında da siz her istediğinizde sizinle birlikte olsun, tohumunuz her zaman yanınızda olsun, hatta çocuklarınıza da miras bırakabilin diyorsanız tohum konusu çok önemli. Şimdi tohum türleri 3 tür sizin karşınıza çıkacak ana başlık olarak. Bunların daha dalları var ama onlara çok girmeyeceğim. Çok 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 detaylı konular, bir video yetmez. Yine atalık konusu ve hibrit konusuyla ilgili ayrıca bir videomuz var. Ona da göz atabilirsiniz. Nedir, ne değildir, hangi konularda nelere dikkat etmek lazım, onu da yine açıklamalar kısmına bırakırım. 3 tür var dedik. Atalık türler, hibrit türler ve GDO'lu, genetiği değiştirilmiş türler. Atalık türler son dönemde artık ortaya daha fazla çıkıp insanlar atalıklardan bahsetmeye başladı. Şimdi atalık dediğimizde sadece tek taraflı gibi geliyor. İşte atalardan miras kalmış gibi. Ama aslında öyle değil. Atalık dediğimizde anlamamız gereken şey ata olabilecek, kendi yavrularına sahip olacak özellikteki tohumlar demek. Yani aslında geçmişi çok 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 uzun olmayabilir. Yeni bir türdür ama yine de atalıktır. Çünkü doğal yollarla oluşmuştur. Kendiliğinden çaprazlanmıştır vesaire. Asıl önemli olan kaç yıldır nereden nasıl geldiği değil, ata olmaya uygun olup olmadığı, dikkat edilmesi gereken konu bu. Çünkü insanları artık bilmem kaç yıllık tohum bu diye kandıran çok fazla insan türedi. Daha önceki videolarda bahsetmiştim, hatta bize bile arada sponsorluk teklifleri geliyor. Biz şöyle bir tohum fabrikasıyız, şöyle tohumlar satıyoruz, gelin size sponsor olalım, siz de bizim ürünlerimizin tanıtımını yapın diye. O yüzden artık tohum konusu çok önemli ve tohum konusunda herkesin bilinçlenmesi çok önemli. Neden? Kandırılmamak için. Size illaki kötü bir şey satmalarına gerek yok. Ama istediğiniz şeyi satmadıkları sürece sıkıntı var demektir. O yüzden de kelime oyunları çok fazla yapılır oldu. Ata olabilecek, kendi çocuklarına sahip olabilecek ve çocukları da kendi çocuklarına sahip olabilecek türdeki tohumlar atalık tohumlar. Pek çok tür zamanla zaten kendi arasında doğal olarak da karışabilir, çaprazlanabilir ve farklı farklı türlerden farklı domatesler elde edilebilir. Önemli olan ata olma özelliğini koruması. Hibrit türler var. Hibrit artık duyduğumuzda korktuğumuz kelimelerden bir tanesi haline geldi. Çünkü piyasada yine kelime oyunlarıyla farklı anlamlara getirilebiliyor. Hibrit aslında çaprazlanmış demek. Doğada kendiliğinden olan ve bu kadar çok çeşitliliğimizin olmasına fırsat veren, olmasına müsaade eden özellik çaprazlanabilme özelliği. Kendiliğinden de ya da kontrollü olarak da türleri çaprazlayabilir ve sonrasında doğal olarak kendi üreme yeteneğini kaybetmemiş olan türler elde edilebilir. Hibrit korkulacak bir şey değildir her zaman. Ama ne zaman sizin için faydasız bir hale gelir hibrit?
Hibrit sizin için eğer kendi tohumlarınızı sürekli almak ve her zaman atalarına benzeyen sizin elinizdeki o tohum aldığınız meyveye benzeyen bir şey elde etmek istiyorsanız hibrit kaçmanız gereken bir şey. Çünkü çoğu zaman elde edemezsiniz. Hibrit türlerde ya yavru verimi çok düşük oluyor ya da sonrasında kendi atalarından bir tarafa doğru kaymayı seçiyor ve kendi atalarına dönüşüyor. Bu sebeple de çok fazla ıslah çalışması yapmanız gerekiyor. Hibrit bir tohumu tekrar atalık hale getirebilmek için. Mümkün değil diye bir şey yok. Ama aynı şeyi, aynı verimi, aynı ürünü elde edemeyebilirsiniz. Bu çok özel ve dikkatli çalışmalar gerektiriyor. O yüzden de sadece kendini işte evinizin ihtiyaçlarını üretmek için bir bahçe kurmuşsanız, keyifli çok fazla işin teknik detaylarına girmeden bahçecilik yapıp gitmek istiyorsanız hibrit türlerden uzak durmak lazım. Ama ben tohumdan üretmek istemiyorum. Tohumlarla bir işim yok. Domatesin de çeşidiyle çok ilgim yok. Oranın işte atalığı, buranın atalığı elimde olsun, tohumum olsun, koleksiyonum olsun falan da demiyorum. Hastalıklara dayanıklı olsun. Böceklere dayanıklı olsun. Çok fazla döllenme falan da istemesin. İşte insanlar ne güzel yapmışlar o tohumları. Bak verimi de yüksek diyorsanız hibrit türü üretebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Gelelim genetiği değiştirilmiş olanlara. Şimdi bunlar süper tohumlar falan olarak geçiyor ortalıkta. Hastalıklara yakalanmıyorlar, verimleri çok yüksek, susuzluğa dayanıyorlar, sıcağa dayanıyorlar, soğuğa dayanıyorlar. Ama gelelim ne oluyor? Şimdi genetiği değiştirilmiş gıdaların çoğunda başka hayvanların ya da başka bitkilerin genleri var. Yediğiniz bir şeyin bütün materyallerini olduğu gibi bünyenize alıyorsunuz ve onun bütün gıda özelliklerini vücudunuz için kullanıyorsunuz, biliyorsunuz. O yüzden de aldığınız genetiği değiştirilmiş fide, tohum ya da meyve pazardan aldığınız, manavdan aldığınız da hiç fark etmez. Vücudunuza girdiği anda et ürünleriyle, süt ürünleriyle, sebzeyle, meyveyle hiç fark etmez. Sizin genetik materyalinizle de oynuyor olma olasılığı çok yüksek. Çok yeni bir teknoloji bu. İnsan ömrü için sanki uzun bir zaman gibi gelebilir. İşte o kaç yıldır konuşuluyor gibi ama aslında sonuçları bunun daha uzun vadede ortaya çıkacak. Kim bilir neler neler duyacak gelecek nesiller bu konuyla ilgili ve kim bilir ne zaman tam olarak işte bak bu da buna yol açıyormuş diye insanlar itiraf edecekler. O zamana kadar ne tohumunu ne fidesini ne de hiçbir ürününü et, süt, yumurta, meyve, sebze, domates, salatalık hiç fark etmez. Evinize sokmamanız en iyisi olacaktır. Nereden geldiğini bilmediğiniz hiçbir şeyi o yüzden tüketmemenizde fayda var. Çünkü artık her şey fabrikalarda üretiliyor. Hiçbir şey çiftliklerden gelmiyor. O market raflarında gördüğünüz. O yüzden de mümkün olduğunca fazla şeyi kendi evinizde tertemiz yetiştirmekte fayda var. Şimdi domateslerin çeşitlerinden, neye göre ayırdığımızdan ve neye göre tercih edeceğimizden az çok bahsettik. Bahçecilik ve bahçe nasıl kurulur videosundaki kıstaslara dikkat etmenizi, onların hepsinin gözden geçirmenizi öneririm. Sonrasında da domatesleri seçerken yine onların da geçerli olacağını hesaba katarak domates türlerinizi seçebilirsiniz. Mesela sezon uzunluğuna göre işte hasat gününü hesaplamanız lazım. Bazı domates türleri yaklaşık 60 günde hasata gelirken bazı domates türleri 120 güne kadar hasat zamanını uzatabilir meyve olgunlaştırma süresini. Dolayısıyla eğer sezonunuz kısaysa kısa hasat zamanı olan türleri seçmeniz sizin açınızdan daha faydalı olacaktır. Ama uzun geniş bir sezonunuz varsa bizim gibi turla ekimler de yapıyorsanız bir tarafa da uzun sezonlu tam böyle yazın sonunda mis gibi o yemeye başlayacağınız domatesler koyabilirsiniz köşeye. Tür seçimlerinde bunlar çok önemli. Biz mesela tur ekimi yaparken ilk tura mümkün olduğunca hasatı kısa olan ve hemen ilk elden bize domatesi yedirecek olan türleri eklemeye çalışıyoruz. Bundan yine tohum yetiştirme videosunda bahsedeceğim. İkinci tura hasat uzunluğu orta uzunlukta olan ve üçüncü tura en uzun hasat uzunluğu olan domatesleri ekliyoruz ki kışa kadar domatessiz kalmayalım.
Yine aynı şekilde ilk turda oturaklara yer verirken, üçüncü turda artık neredeyse tamamının sırık olmasına dikkat ediyoruz ki sezon biz bitti diyene kadar bitmesin. Güneşlenme süresi çok önemli. Bazı domates türlerinin tam olarak olgunlaşabilmesi için günde yaklaşık 8 saatle 10 saate kadar, özellikle tam olgunlaşma döneminde, güneş ışığına ihtiyacı olabilir. Bunun dışında az önce bahsettiğim fiziksel efor seçimde çok önemli olmalı. Eğer fiziksel efor sarf etmek istemiyorsanız ya da zamanınız kısıtlıysa, sadece keyif için ve sadece tatmak için yetiştiriyorsanız oturak türler size göre. Ama yok uğraşırım, zaten zevk de alıyorum, o giderim gelirim, sürekli bağlarım, sürekli budarım diyorsanız sırık türlere de yönelebilirsiniz. Seçim size kalmış. Devamlılığa önem veriyorsanız atalık türleri tercih etmenizde fayda var. Ama yok sadece az hastalansın, biraz daha verimi fazla olsun, biraz da beni çok uğraştırmasın diyorsanız hibrit türlere de yönelebilirsiniz. Ama eğer kendi türünü devam ettirsin istiyorsanız, özellikle atalık olarak ayıracağınız şeylerin yakınında hibritleri bulundurmamakta fayda var. Çünkü tür özelliklerini bozabilirsiniz. Bundan yine yetiştirme videosunda bahsedeceğiz. Yetiştirme alanı önemli. Balkonda, kısıtlı bir alanda ya da çok fazla uğraşamayacağınız bir noktada yetiştirme yapıyorsanız yine cüce türleri tercih edebilirsiniz ya da oturak türleri. Ama yok ya, balkonda bile uğraşırım, iki sıra çekerim, bir yere ip bağlarım ne olur diyorsanız yine sırık türlere de yönelebilirsiniz. Bunların arasında tercih yapmak tamamen size kalmış. Ama tohum ya da fide ne olursa olsun türlerinizi seçerken muhakkak kendi şartlarınızı göz önünde bulundurmanızda fayda var her açıdan. Sonraki videolarda tohumdan yetiştirmeden bahsedeceğiz detaylı bir şekilde. Ve yerine aktarmadan, tohumdan sonra fideyi yerine aktarmadan, fidenin büyürkenki aşamalarındaki bakımdan, sonra budamalardan, yine türler arası yetiştirme farklarından bahsedeceğiz. Hastalıklardan bahsedeceğiz, zararlılardan bahsedeceğiz. Alan önemli, alan konusuna değineceğiz. Balkonda yetiştirenler için balkon yetiştiriciliğinden bahsedeceğiz. Bunlara ek olarak yine bahsedilmesini istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey olursa yine atölyemizin ikinci bölümünde değinilmek ya da sonraki bölümlerde değinilmek üzere aşağıya sorularınızı, notlarınızı ekleyebilirsiniz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.